Çok enteresan bir yapıdır. Hı hı. Şimdi bu detaylarını da ben size şeyleri yüzdeleriyle de vereyim. Bir saniye. Aslında çok güzel, özellikle Beyrut çok tarihi ona, değil mi? Ne kadar güzel Beyrut bir coğrafyaydı ama bakın, şu an kaos hakim bakın. Yıllardır. Ve çok parçalı biraz, bir yapı var Lübnan'da. Ben çok gitmekten keyif aldım. Güzel bir şehirdi orası. Ama biliyorsunuz her zaman tehlikelidir. Mesela bizim tabii. Türk Hava Yolları uçuş ekibinin de kaçırıldığı şehirdir. Ama tarih boyunca Haçlı seferlerine giden bir süreci var. Yani ben dediğim gibi çok keyif alırdım ama şimdi kim iri ufak tabii toplulukları Suriye'de var, Türkiye'de var ama ortada onun en büyük Hristiyan nüfusuna tabii. sahip ülkesi. Doğru. %50 çok fazla civar. Çifte vatandaş var. %50 civarı Hristiyan var. Tabii. Ama bunların içinde kim var? Maruni Katolikler var. Grek Ortodokslar var. Ermeni Ortodoks Katolikler var. Melkit Katolikler var. Bunlar bir yerde duruyor. Çok da büyük. Maruni Katolikler çok kuvvetli silahlı grupları da vardır. Yani öyle sıradan hikayeden adamlar da değildir. Müslümanlarda Şiiler var, Sünniler var, Aleviler var. O farklı bir sürü yapı var. Dürziler var grup olarak. Şimdi bu Beyrut'ta çok bariz olarak görülür. Böyle Beyrut'un güney odahiye zaten Hizbullah ağırlıklı bir bölge. O yüzden hep Beyrut'un, Lübnan'ın güneyi evet. vuruluyor. Belli mahalleler vuruluyor. Orayı vuruyorlardı. Ama bu istihbarattan dolayı İsrail hedef gözetmeksizin sivil, mevil, Maruni, yok Grek Ortodoks, yok Dürzi, Müslüman demeden vuruyor. Artık çünkü hedefi artık Hizbullah. Ve lideri tabii ki Nasrallah. Uyarıların yapıldığı şudur budur diye yazılıyor. Ama şu an Lübnan'da bir grupta Hizbullah'tan kurtuluyoruz galiba. Nasrallah'ı da öldürdüler diye ciddi sevinç var. Bunu da Maruni Katoliklerini de dahil edebiliriz. Şimdi burada demin sevgili Levent söyledi. Şu anki rakam 1100'ün üzerinde sivil kaybı. Hı hı, 1100 sivil kaybı da 2006'daki İsrail-Hizbullah Savaşı'nda 1200 olan rakamı neredeyse 17 Eylül'den bu yana doğru. yakalamış durumda. Birkaç yani günde. O 35 günlük bir doğru. süreçteydi. Neredeyse 10-12 günde. 10 günde yakaladılar maalesef. Ve son saldırıda yine çok büyük kaybın olduğu, bu rakamın daha da artabileceğinden bahsediliyor. Şimdi buradan baktığınız zaman o Baalbek falan o kadar güzel yerlerdir ki. Tabii Lübnan bizim için aynı zamanda BK Vadisi'ni tabii. de ve PKK'ya kucak açan bölgeleri de hatırlatır. Tabii. Ama o bölgelere ben gittim zamanda yeteri kadar. Çok güzel bölgelerdi PKK terör örgütüne hı. verdikleri desteği. Unutmadan söylüyorum bunu. Ama çok karışıktır. Bir süre Suriye dominant oldu, baskın oldu. Daha sonra her yani gittiğimde ben hep hatırlardım her yerde Hafız Esat'ın resimleri vardı. Daha sonra İran'ın daha domine olduğunu işte Şii eksen üzerinden geldiğinde görüyoruz ama mesela çok enteresan bir örnek daha söyleyeyim. Dün Haber Global'de galiba biz Burak'la bir yayına katıldık öğlen 11-12 arasında. Tam o sırada bizde bir altyazı geçti. İşte diğer önemli isim Nebil Kavuk da öldürüldü. Evet diye. O da öldürüldü. Ben Nebil Kavuk'la Lübnan'da röportaj yapmıştım. Öyle mi? Ve adama ulaşana kadar öyle casus filmlerini falan aratmayacak şekilde bir gün geçirmiştim. Önce bir yerde geldim, bekledim, bir evde oturdum. Sonra görevler aldı, geldi, gözümüzü bağladı. Sonra başka bir yere geçtik. Perdelerin kapalı olduğu, bayağı bir dolaştırdılar şehirde. Belki de aynı yerde dolaştırdılar, onu anlamıyorsunuz. Sadece sesleri tanımaya çalışıyorsunuz. Sonunda bu geldi. Böyle sarıklı, enteresan bir kıyafet de vardı. Konuşmuştuk ama çok oldu tabii, 20 yıldan fazla. Daha fazla da olabilir. O zamanki güvenliğini görmüştüm Hizbullah'ın ve çok iyi çalıştığını. Hatta Nasrallah'la da görüşecektik. Ama yani 20 yıl falan olabilir o civarda bir şey. Nasrallah'la görüşecektik. Güvenlik gerekçeleriyle iptal ettiler. Bu gelmişti. Bu askeri komite başkanı gibi bir şeydi. Evet. Ama şehrin her yerinde safe house dedikleri güvenli evleri vardı bunların. Aynen istihbarat örgütü gibi çalışırlardı. O evde sürekli biri yaşar. Onlar gelir orada kalır. O evler sonra zamanla değiştir şeklinde çalışıyorlardı. Fakat her yerde her şey olabiliyor. Lübnan 1975-90 arası bir iç savaş yaşadı. Yine Lübnan'da, Beyrut'ta 1983 Amerikan Büyükelçiliği bombalaması vardır. Korkunç bir ağır hasar verdiler. Amerikalıların tamamen travma yaşamasına neden oldular.
Yine 3-4 yıl oldu o limandaki patlamayı biliyorsunuz. Dünya tabii böyle bir şey görmedi. Artık kaos. Lübnan demek kaos demek anlamına geldi. Çok ve tehlikeliydi. Saldırılmadık hiçbir yerde kalmamış ama zaten şu haritaya muazzam baktığımız güzel zaman. Sahilleri vardır. Yani muazzam güzel bir turizm ülkesi olabilir. İsrail'den çok daha güzel sahilleri vardır. Suriye'den çok daha güzel sahilleri vardır. Lokasyon olarak muazzamdır. İyi ticaret erbabı insanlardır. Gerçek Lübnanlılar çok da kaliteli, düzgün insanlardır. Tabii. Ama araya sıkıştılar. Çünkü doğru, burası güç merkezlerinin çakıştığı merkez haline geldi. Gücü Suriye'nin, yeten de kaçmaya İran'ın, başladı. İsrail'in gücü yeten kaçmaya başladı. Hristiyanların şöyle bir avantajı var. Bunlar bu coğrafyada yaşanan şeyler. Suriye'de de oldu. Orada da ciddi bir Hristiyan nüfus vardı. Onların büyük bölümüne Fransa başta olmak üzere batılı ülkeler pasaport veriyor. Doğru. Ya da geçiş kolaylığı sağlıyor. Gel oturma izni. Gel ben seni bir şekilde alayım. Şimdi gidebilen gidecektir. Din belirleyici oluyor onlarda. Ama maalesef geriye kalanların ciddi bir bölümü burada çok arada sıkışmış. Yani paranız, pulunuzla da hayatta kalamıyorsunuz. Çünkü tabii başınıza bomba yağıyor. O ekrandaki şey... Kimin hangi bölgelerde yaşadığı ile ilgili. Ama işte bakın yeşiller altta, üstte de, üstte de var. Lübnan'ın kuzeyinde de var. Esas güneyde. Orayı vuruyor İsrail ama kuzeyi de vurmaktan çekilmez. Zaten Suriye'ye direkt uçuş yapabiliyorlar İsrailler. Tabii. Şam'ı vurdular. İran diplomatik misyonunu vurdular. Yani o açıdan mesafeler, menziller artık sorun olmuyor. Çok ciddi bir Amerikan desteği de var. Tabii. Ama istihbarat bu işin belirleyicisidir. İş artık psikolojik harekatın yenilgiye dönmemesi meselesi bence Hizbullah için, Hamas için. Çünkü çok doğru, sıkıntılı bir hale getirdiler. Netanyahu'ya destek artabilir. Ama şunu söyleyeyim. Netanyahu gidince ben bunu hep söylemeye i̇şte çalışıyorum. Koltukta kalması acaba bu süreci uzatır mı diye soruluyor ya. Ben size şunu söyleyeyim. Netanyahu gittiği zaman dertler bitmeyecek. Netanyahu zaten katil. Bir insanlık kasabı. Ama o gittiği zaman İsrail bu bölgedeki bu agresif hayatta kalmaya yönelik paniksel tavrını sürdürecek, bu agresif politikayı daha da sertleştirecek. Çünkü artık geriye dön, yani hangi başbakan gelirse gelsin, Ehud Olmert gelsin, yok Naftali Bennett gelsin, yani bir sürü isimleri arttırabiliriz. Cohen'ler gelsin, hiç fark etmiyor. İsrail bu agresif politikasını sürdürmek zorunda. Bana kalırsa Sultan Arınır, çok tatsız bir sürece giriyoruz. Benim en büyük korkum, İnşallah yanılırım ama buraya bir not düşmek açısından söylüyorum. En büyük korkum bu sürecin hesaplaşması bu coğrafyada olmayabilir. Bu sürecin hesaplaşması dünyanın herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir sivil hedefinde, herhangi bir yaşam alanında bir intikam basıncı, intikam tepkisi olarak karşımıza çıkabilir. Bu bazen o lone wolf denen yalnız kurtlar aracılığıyla yapılabilir. Bazen örgütler marifetiyle, bazen de onların yaptığı görüntüsünü verebilmek için bazı istihbarat servisleri marifetiyle de yapılabilir. Çok tehlikeli yani her bir yere daha güvensiz bir hale ben getiriyor. Ben dünyanın her yerinde artık bir eylem riskinin, bir saldırı, bir bombalı, silahlı öldürmeye yönelik eylem riskinin olduğunu ve bizim de ülkemizde dahil olmak üzere herkesin aşırı dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Bunu benim bir panik için falan söylemiyorum ama eğer okumalarım beni yanıltmıyorsa bu tepkinin basıncı fiziki olarak birbirlerini vurma değil de daha farklı tür eylemlere dönüşebilir. Evet, buna vekalet demiyorum. Bu farklı bir daha doğası vardır da bu işin. Peki. Şimdi